İyi günler değerli izleyiciler. Bugün Ardahan Damal merkezde Süsem ablayla Süsem Erbudak'la sohbet edeceğiz. Buyurun. Süsem abla sizi tanıyabilir miyiz? Tanırsın. Evet, evet. Annenizin, babanızın ismi? Babamın adı Katip. Musa. Katip. Musa. Bu Katip Musa sizin? Katip Musa babam. Babanız. Babam. Gençler Katip amca var ya internette. He. Onun kızı işte. Ben onun evet. kızıyım. Annemin adı da Çiçe. Allah sana Katip dede kadar uzun ömürler versin. Oy sağ da uzun ömürler versin. Annenin adı neydi? Çiçek. 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 Kaç kardeşsiniz Süsem abla? Biz beş bacı iki kardeş. Beş bacı iki kardeş. Tamam. Kardeşim biri beyhat etti. Allah rahmet eylesin. Sizinkini de sağ ol. Diğerleri de damalı mı? Bir bacım da beyhat etti. Geri yanı da İstanbul'da. Evet. Almanya'da, Kıbrıs'ta evet. bacım var. Kıbrıs'ta. Evet. Almanya'da Murat var kardeşim, evet. küçük kardeşim. Hmm. İşte öyle. Katip amca diyor ki bir televizyon programında benim çocuklarım bana Katip dedi. Ben Katip diyorduk. Siz de diyor musun? Ben dede diyordum. Dede diyor. Evet. Öbür bacılarım Katip diyordu. Evet. Küçük bacım Murat'ın babası diyordu. Evet. Katip Musa hep öyle dedi. Süsem abla sizin çocukluk nasıl geçti? Gençlik. Aa, benim gençliğim çok iyi geçti. Evet. Ben küçüğüydüm. 17 yaşımda evlendim. 17 yaşında. 17 yaşımda evlendim. Evet. Düğünler, düğün istediler. Düğün... Sizin dönemde okula falan gittin mi sen? Ben okula gitmedim. Gitmedim. Diğer babam, kardeşlerim? Hiçbiri gitmedi. Babam o zaman kız kendi sıcaklığımı evet. değil mi? Kız okumaz diyorduk. Beş bacılarımın hiçbiri okumadı. Maalesef bunu gittiğimiz evlerde hep diyorlar kızlar okula. Ha vermiyorlardı. Hı. Vermediler. Onu bizi vermedi mi vermedi. Büyük abimin kızları bile okumadı. Evet. Babam vermedi. Yani herkesin babaydı da okutmadı. 17 yaş evlenene kadar ne yaptın? Halı falan tokuyor muydun Süsem abla? Kilim tokuyordum. Tokuyor muydun? Tokuyordum. Yani. Kilim tokuyordum. Geziyordu. Bir eli böyle deldi. Eli... Sizin sülale hangi sülaleydi? Çemdikli değil. Çemdikli. Çemdikli sülale. Benim Çemdikli sülale. Evlere gidip kızlar halı mı tokuyordu? Halı tokuyorduk. İmeci götürüyorlardı. Yurt arıyorduk. Evet. Kızları topluyorlardı bir eve, evet. İmeci diyorlardı evet. o zaman, yurt aray, taraflarına yurt arıyorduk, evet. ip eğeriyorduk. Eğerdin değil mi onlar? İp değerdin, kirmen büküyorduk geçine evet. kılında. Evet. Ondan sonra halı tokuyorduk, kilim tokuyorduk. Kuyulardan su çekiyorduk. Su taşıdın mı o şeyle? Çekil mi Çekil duruyor, çekilim de var. Çekilden su taşıyorduk. Kuyulardan evet. bize gelip su çekiyorduk. Zor muydu eski yaşam? Eski çok zorudu. Zordu. Çok zorudu. Aşkanaca kuyulardan su taşıyorduk, çamaşır yiyorduk. Çocuk için banyo yaptırıyorduk. Evet. Şimdi suyumuz içerdi. Evet. Ekmeğimiz fırında. O zaman kendi ekmeğinizi kendiniz mi yaptınız? Kendimiz yapıyorduk, ocak kayıyorduk, saç koyuyorduk, ekmeğimizi ediyorduk, birimiz oturup ediyorduk. O ekmek şey mi? Saç ekmeği. Yuka ekmeği. Yuka ekmek. Yuka ekmek ediyorduk. Bu derelerde şeyde o buğda falan yıkıyor muydunuz? Buğda yıkıyorduk teknelerle. Teknelerle. Teknelerle arkamızla çuvalla taşıyorduk, harmanlarda kurutuyorduk. Onu da dermene yolluyorduk. Kemal amcaya gönderiyor. Kemal amcaya yolluyordum, azık götürüyordum. Değirmeni. Değirmeni azık götürüyorduk. Gaziye koyuyorduk şişelere. Gaz lambasını yakıyordu. Gaziye fitil takıyorduk. Orada löbet bekliyordu. Çaylık koyuyordu. Kaynatan değirmenin içinde ağzını yakmış. Çay soğuk diye. Değirmeni. Hangi değirmen var? Su değirmeni. Su değirmeni. Orada aşağıda. Kayıtlıyor ya kaşığı var. Var idi. Yakıyorduk. Kandilde yakıyorduk. Lambası var diyorduk. Var idi. 17 yaşında mı evlendiniz Süsem abla? 17 yaşında. Nasıl Kemal amcayla nasıl tanıştınız? Valla Kemal amcayla da Kemal amca geliyordu. İsteye niye yolluyordu? Ben istemiyordum Kemal amca. O zaman Kemal amca okula girmiş miydi? Tanışırken. Yok. Hele genç. Hele genç. Evet. Kemal amcanın eskerliğini etmişti. Evet. Büyük kardeşimin bu arkadaşıydı. Benim evet. büyük kardeşim zorluyordu ki ille ki onu seni buna vereceğim. Kemal. Kemal'a vereceğim. Hı. Babam vermiyor. Evet. Ondan sonra direli böyle derdi ki kaşı gelesin. Eve
evlenmeyesin. Değil mi? Büyüklere karşı gelmeyesin. Büyüklere karşı verdiler. Ben de evlendim. Çok mu oldu? Yok. Yok. He. Aa, evlendik. Yalada düğünümüz oldu. Düğün. Duvar... Başlık parası verdi mi Kemal amcası? Verdi. Altın taktılar. O zaman başlık da vardı. Şişlik falan var. Şişlik vardı. Kına davarı vardı. Eski düğünler mi kalabalıktı ki şimdiki mi düğünler kalabalık? Eski düğünler kalabalık değildi, iyiydi. İyiydi değil mi? İyiydi. Daha iyi. Ata biniyorduk. Ben ata atına mı geldin? Ben atına geldim. Al duvağına geldim. O zaman araba falan yok. Araba maraba yok. Al duvağına. Kaç atlıyla geldin? Ne bileyim. O zaman diyorlar hani 40 atlıyla geldin. 40 atlıyla geldin. Onu bilmiyorum. Onu sayamadım. O gelmesaymıştır. Şey, düğünün yaylada oldu. Düğünüm 7. ayda oldu. Yaylada oldu. Süsem abla kaç çocuk var? 7 çocuğum. Allah razı olsun. Ay seninkine öyle de. Çocuklar okula gitti mi? Çocuklarım hep okudu. Hep maşallah. Çocuklarım üniversiteyi de okudu, liseyi de okudu. Çocuklarımız hep okudu. Allah'a evet. Şükür hepsinin eli ekmek. Hepsi ekmek sahibi. Yani bize düzdürecekleri yoktur. Bizim evet. Onlara var ki onların evet. Bize yoktur. Allah işlerinin gücünü, sağlıklarını bozmasın. Seninkilerinin de ellerinden geldiği kadar da... Çocukların ismini bir sayabilir misin? Sayarım. Evet. Ünsal. Ondan Dursun, Deniz, oğlan. Evet. Sade, Saniye, Yasemin. Onlara da selam olsun burada. Onlara da çoksa selam olsun. Evet. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun çocuklar. Torun kaç Süsem abla? 12 tane. Maşallah. 12 tane. Evet. Hayat nasıl geçti? Hayatta geçiyor. Ne edeceğim? Gidiyor mu? Böyle geçiyor işte. Geçiyor. Gidiyor mu çocuklar görmeye geliyor? Çocuklarım hep gidiyorum. Yani. Gidiyorum. İstanbul'a da gidiyorum. Evet. Altınoluğa da gidiyorum. Evet. Gidiyorum. Hepsinin yanına gidiyorum. Onlar yazın geliyor buraya. Yazın hepsi geliyor. Evet. Birini alın. Deniz gelen. Evet. Onlar da işler var. Benim de gelinim var. Gelinlerimden de çok memnunum. Kızlarım kaden. Evet. Vallahi kızlarım kaden. Gelinlerim de. Vallahi onlar eşleriyle çocuklarıyla mutlu olsunlar. Dediğim bizi de konuşmazlar. Benim işte o hem de benim gelinlerim kızlar. Değil mi? Ha benim gelinlerim çok az. Ben gelinlerimden memnunum. Kızlarımdan da memnunum. Evet. Çocuklarımdan çok memnunum. Allah da onlardan memnun olsun. Allah işlerimizden nasip etsin. Seninkini de. İşte öyle geçti. Hayır. Hayvancılık yapıyor musun yine? Yapıyorum. Evet. 4 tane malım var. Evet. Hayvancılıkta çelime çocuğuma sev, sütüne, evet. Yoğurduna. Onlar şimdi özlemini çeker peynir ya. İstediklerini yollayamadım. Evet. Sanki ben arkama taşıyorum. Evet. O sebep ediyor. Evet. Dört tane malımız var. Yazın da gelmiyorlar. Kuyruk oğlum yayla yaptı. Ünsal yayla yaptı. Seviyor mu kuyruk burayı? Seviyor mu? Çok seviyor. Ünsal çok seviyor. Evet. Gitti bu yazın iki kere de geldi. Evet. Evet, çok seviyor, çok seviyor. Allah ömür. Torunlar seviyor mu buraları? Seviyor, torunlar da seviyor. Evet. Bir salın zaten bir oğlu bir kızı var. Çocuklar evet. Birer oğlu birer kızları var. Evet. En küçük kızımın iki kızı var. Yine yaylaya çıkıyor musun sen baba? Yaylaya çıkmıyor. Çıkmıyor. 5-6 senedir hiç yaylaya. Bu köyde çoban gidiyor mu? Gidiyor, köyde çoban gidiyor. 12 ev çıkıyor yaylaya bir zamanın evet. Yaylasına. Hı. Geri yani koyda kalıyor, nakışı tutuyorlar, biri koya, biri yaylıya. İşte el idare ediyoruz, biz de ekiyoruz azıcık, ekmiyoruz, biçiyoruz. Evet. Evet. Ekmiyoruz, ekemiyoruz da biçiyoruz, ortak veriyoruz. Çayırım, sarlamış evet. Çok. İyi olmuş. Sizin oturan inekler besleniyor da. Hazır alırsanız kurumuş. Kurumuş. Ne süt veriyor ne şey. Yok, otuna, biz otuna. Evet. Yarıya da veriyoruz. Süsem abla eskiden sizin... Kızlık döneminizde, gelinlik döneminizde, yaylaya yani gidiyor muydunuz? Zamanı buradan kalkıyorduk, orada yayladan kalkıyorduk, buraya geliyorduk. Burada patos döyüyorlardı, eteğimizi ekmeğe koyuyorduk. Eteğimize, bazı da onu diyorduk, aç ya bacaklarımızın feri kesiliyordu, yaylaya gidenecek. Yaylada buradan 6 kilometre, çok uzun. Yaylaya gidiyorduk, o zaman sütçü yoğurdu. Evet. Ondan fırın ekmeği yoğurdu. İnek sağ, deri bas, yayık. Ondan evet. Yayık falan elinde mi yapıyorduk? Elimizde yayıyorduk.
Burada işi görüp bir de gidip o işlere bakıyorduk. O işlere bakıyorduk. Hmm. Patos döyüyorduk, patos vardı. Gemi biniyorduk. Öküz gemi vardı, at gemi vardı. Onlara biniyorduk. Onlara yetiştin değil mi? Yeriştim, yeriştim. Bunların harmanları yukarıdaydı, orada düellerdi. Oh, evet. Öküz arabasına, çakallarda samanı taşırdık. Eski reşberlikler zormuş. Doğrudur. Siz ona rağmen gene reşberlik yapmışsınız. Şimdi gençler her şeye makinalaştı. Ama üretim yok. Hayat. Şimdi gidiyorlar, motor biçiyor. Evet. Ondan tırmık tırmıyor. Evet. Balıya bağlıyor. Bir yüklüyorlar, balıya getirip bacıya yürüyorlar. Basit diyorsun. Basit. Basit mi? Yani yağ, peynir, o yağı falan onlar kolay mı? Onlar da kolay. Biz oturuyoruz, mutlaka yağı koyuyoruz. Biz gayret ediyoruz, yağ oluyor, boşal diyoruz. İneklerin makine var mı? İnekler, makinem yok benim, kendi dört ineğim var, yine elimle gerek sağıyorum. Gerek yok, makineye ulaştırmaya gerek yok. Ulaştırmaya, yumruğa gerek yok. İneğe sağıyorum, elimle sağıyorum. Hem yayıyorum, makineyle yayıyorum. Ama eğer böyle gençler yapsa büyük hayvancılık makineyle falan, yorulmazlar değil mi? Biz diyoruz ha şimdi, oğlanın biri gelse de, burada malcılık etse, çayırımız da yeter, tarlamız da yeter, motor dağılırız, yani kafadan bize sahip olurlar. İnşallah birisi gelir de yapar. İnşallah. Efendim ben size teşekkür ediyorum. Ellerinizden öpüyorum. Çok sağ olun, kusura bakmayın. Yok, estağfurullah. Öyle olma deme. Allah sizlere uzun ömürler, sağlık versin. Size de, kurban olurum size de. Abiyle gene de gelin, ne zaman kuralım.